kutlarken aklımıza gelen ilk şey üzümlerdi. Ama düşündüğümüz zaman neden üzümün kutsallığını acaba hiç düşündük mü? Bunun anlamını öğrendik mi? Çünkü eski ayette baktığımız zaman görürüz ki bütün insanın yaşaması için gerekli olan inayetler Allah tarafından bize verilen inayetlerdir. Biz onlar sayesinde yaşam buluruz. Şöyle baktığımız zaman en değerli şeyler bedavadır. Tanrı'nın verdiği bu güneş, Tanrı'nın verdiği yağmur, Tanrı'nın verdiği bu hava. Eğer bunlar olmasaydı yaşamın olması mümkün müydü? Gökler penceresini kapamış olup da yağmurunu göndermeseydi, dünya birkaç sene sonra ne bir hale gelirdi, çölleşir. İşte dünyada gördüğümüz tüm güzellikler aslında kaynağı dünya değildir, göklerdir. Tanrı inayet ediyor ve biz yaşam buluyoruz. Bu yüzden eski ayette kahanalar o ekinden, tarladan çıkan ilk ürünleri toplarlar, mabete götürürler ve mabette Tanrı'nın korunu üzerine, sunağın üzerine korarak teşekkür ederlerdi. Senin verdiklerinle biz yakam buluyoruz. Sana teşekkür ediyoruz. Eğer sen bunları bize vermemiş olsaydın, bizim hayat bulmamız, yaşamamız mümkün değildi. İşte biz yıllar sonra İsa Mesih'in ben asmayım, siz çubuklarsınız, bende kalın, bana gelin, bende kalın. Şunu unutmayın sevgililer, bu iki söz çok derin anlamları var. Bir düşündüğünüz zaman derinlemesine şunu görürüz. Bir yere gitmek çok önemli ama orada kalmak daha önemlidir. Yani sevmek çok önemli ama sevgide kalmak ondan daha önemlidir. Dost olmak önemli ama dost kalmak ondan daha önemli. Evlenmek önemli ama evlilikte kalmak çok önemli. İman etmek çok kolay ama imanda kalmak ondan daha çok önemli. Biz ikincilerini yapamıyoruz. Tanrı'ya iman ediyoruz ama imanda kalamıyoruz. Evet, onun bir varlığına iman ediyoruz şüphesiz. Ama onun buyrukları doğrultusunda yaşamadığımız için o zaman onda kalmıyoruz. Evleniyoruz, söz veriyoruz Tanrı'ya ki hayatının sonuna kadar eşime sadık kalacağım, ona itaat edeceğim, onu koruyacağım, onu seveceğim diye. Ama bugün boşanmalar, evlilikleri geçmiş vaziyette dünyada. O zaman nerede? O sözümüz nerede? O zaman eğer ben verdiğim sözü tutmuyorsam önce kendime saygısızlık. Onun için Rab dedi ki ben asmayım, siz çubuklarsınız. Çünkü çubukta hayat yoktur. Ancak o çubuk asmada kaldığı zaman asmanın içindeki o hayat o çubuğa geçer, çubuk meyve verir. Ama diyor şu vermeyen çubuk kopar, kesilir, ateşe atar. Eski ayette bir şey var. Yaşayan peygamberde çok güzel bir benzetme. Okuyup size kısa bir özetini yapmak istiyorum. Orada diyor ki sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım. Toprağa verimli bir tepede sevgilimin
bağ vardı. Toprağı belleyip taşları ayıkladı. Seçme asmalar dikip orta yere bir gölcük kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağın üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabani üzüm verdi. Biz bugün bu asmanın biz olduğunu düşünüyor musunuz? Bu asma biziz. Rab her şeyi yaptı bizim için. Diyor ki gelin kullarımla benim aramda, yarattıklarımla benim aramda mahkeme kurun. Onlar için ne yapmadıysam bana bunları söyleyin diyor. Onlar için yapmadığım daha ne var söyleyin diyor. Ama ben üzüm beklerken tatlı bir üzüm olmasını, bağ olmasını beklerken onlar yaban üzümler. İnsan nasıl yaban üzüm olur? Doğruluğunu bir kenara bırakır. Sevgisini bir dert kenara bırakır. Yani asmada kalmayarak, Rab'de kalmayarak, o sevgi olan Tanrı'nın özünden beslenmeyerek, onun buyrukları doğrultusunda yaşamayarak. Onun için üzüm almaktan önce burada bu üzümü almak evet güzel bir gelenek. Ama önce senin üzüm olman lazım. Tatlı bir üzüm. Ne görüyorsunuz burada? Bir salkım üzüm. Bu üzüm acaba dalda kalmasaydı asmaya bağlı olarak bu hale gelebilir miydi? Bu bir. İkincisi, ne görüyorsunuz burada? Bir salkımda taneler kardeşçe, yan yana. Yan yana. Birbirine bağlanmış, içinde eğer bu tek tek koparırsak o bağları görürsün. Bugün cemaat olarak dünyadaki yaşayan insanlar olarak bu vaziyette miyiz? Gönülden bağlanmış mıyız? Seviyor muyuz birbirimizi? Birbirimizin haklarını koruyor muyuz? Yoksa ben merkezci bir yaşam sürerek dünyadaki günlerimizi yaşayan ölüler olarak mı dolduruyoruz? Asma zazini kutlamak budur. Asmada kaldığının sorgusunu yapmak kendine. Kardeşçe yaşıyor muyum ben bu dünyada diğer insanlarla? Bunu sorgulamak. İşte yıllar önce Meryem Ana Hisus'un göğe alınmasından yaklaşık 15 yıl kadar Arakyalılarla birlikte yaşadı. Daha sonra bu dünyadaki günleri sona erdi. Ve onu sevenler ve Arakyalılar onu alıp ilahilerle, kutsamalarla, dualarla orada kayadan kovulmuş bir mezara koydular. Ama Partagonios, Nathanael Arakyal orada değildi. Duydu Meryem Ana'nın bu dünyadaki günlerinin sona erdiğini ve geldi, çok sevdiği için onu görmek istedi. Ve rica etti ve mezarı 3 gün sonra açtılar, baktılar ki orada beden yok. Ama orada yaşayanlar aynı Yusuf'un doğumunda gibi gece gündüz nurların, ışıkların ve meleklerin ilahilerini işittiklerini ve Rab Yusuf'un sözü üzerine de onu kendi yanına aldıklarını anladılar. Ve bunu kiliseler
15 Ağustos'ta kutlarlar. Biz de 15 Ağustos'ta bunu kutlarken Meryem Ana'yı düşünüyoruz. Bakın, şeytan insanı günaha düşürürken üç şey kullandı. Bir, ağacı kullandı. Kötülüğü ve iyiliği bilme ağacını. Onun meyvesini kullandı. Ve bir kadını kullandı. Hava anası. Rab aynı yöntemde şeytanı mağlup etti. Bir kadını kullandı, Meryem Ana'yı. Bir ağacı kullandı, haçı ve onun meyvesi olan İsus'u. Ve biz kurtulduk. Düşen insanlık Asvazazel'in o üzerine düşen sorumluluğu kabul etmesiyle, senin iraden olsun demesiyle ki o düşünseniz o günkü şartlarda bir bakire kızın hamile kalmasının ölümle neticelenileceğini ve halkın gözünde ne gibi bir konuma düşeceğini her şeyi göze alarak Rabbin o kendisine verdiği sorumluluğu sevgiyle imamla üstlendi ve kurtuluşta çok önemli bir rol oynadı. Onun için diğer kadınlardan farklıdır. Elizabeth gittiği zaman Meryem Ana, Elizabeth'e selam verdiği zaman Meryem Ana, kutsal ruhla olan Elizabeth diyor, şöyle seslendi: nasıl oldu da Rabbimin anası bana geldi? Selamını işittiği zaman karnındaki çocuk sevinçten zıpladı. Ve Meryem Ana'nın dediği ilahisinde de artık bütün milletler bana kutsal diyecekler. Onun için bizim kiliselere girdiği zaman Meryem Ana'nı görürsün kucağında İsus'la. Bu bütün kadınlara bir örnektir aslında. Nasıl yaşamanız gerektiği konusunda ey kadınlar. Onun gibi alçak gönüllü, onun gibi imanda, onun gibi itaatkar, onun gibi dua hayatı olan örnek alacağınız bir tek kişi var, kadın var. Meryem. Ve onun göğe alınması aslında bizlere bir çağrıdır. Onun göğe alınması aslında bu dünyadan farklı olarak başka bir dünyanın var olduğunun ispatıdır. Ama önemli olan o dünyanın var olması değil, benim o dünyayı kabul etmem, iman etmem. Kabul edebilirim, inanabilirim ki başka bir dünya var ama Meryem Ana gibi yaşamazsam imanda, alçak gönüllülükte, sevgide, dürüstlükte, doğrulukta benim göklere çıkmam mümkün değildir. İşte Hanok'un, İlyas peygamberin, yani Yerya peygamberin, Meryem Ana'nın Rabbimiz İsa Mesih'in göğe alınmasının anlamı bu. Ey insanlar, bilin ki bu dünya sadece kainat bu dünyayla sınırlı değildir. Göklerde doğru olan insanların, imanda yaşayan insanların yaşayacağı, ebediyen mutlu olacağı bir şey var, yer var. Ama biz gelip buradan üzülüp kapmak için şey yapıyoruz. Birbirimizi itiyoruz. Üzüp kapmak için değil, göklerde yer edinmek için birbirimize yarışın. O zaman bütün dünyanın o güzellikleri sizin olacak. O yüzden sevgililer, şimdi biz kutsayacağız üzümü. Ama bu üzümle birlikte şunu bilin ki tüm
yiyecekler kutsanmış oluyor. Ve onun için burada kutsandığı zaman bütün yeryüzündeki bağ ve bahçelerdeki, evinizdeki, manavlardaki, yani sokaklarda satılsın, nerede satılırsa satsın, bütün ve sadece üzüm değil, diğer yiyecekler de kutsanmış oluyor. Onun için biz kutsanmadan bunu yemiyoruz. Üzümü orucunu tutarak diyoruz ki Rabbim, sen bana yaşam verdin. Verdiğin nimetlerle ben hayat buluyorum. Ve ben de çocuklarım, aile, insanlık bunun içine yaşıyor. Bununla yaşıyor. O yüzden sen kutsamadıkça ben yemeyeceğim. Bu üzümle, bu bir güzel gelenektir. Tanrı'ya olan bağlılığınızın bir ifadesidir. Bu geleneği yaşatın, çocuklarınıza öğretin. Yoksa o masallara papazın bir bağı varmış da, papaz bağına dokunmasınlar, yemesinler diye böyle bir kanun konmuş. Ve bunu birbirinize anlatıyorsunuz, biliyoruz değil mi? Tanrı'yla dalga geçilmez. Komik olabilir bu şeyler ama komik değil. Bugün Tanrı'ya teşekkür günümüz. Hem maddi hem manevi değerler için. Çünkü bunları kutsarken bir başka şey var. Eğer Meryem Ana o kendisine yüklenen misyonu kabul etmeseydi ve kurtarıcıyı dünyaya doğurmasaydı biz kurtulabilecek miyiz? Hayır. O zaman hem Rabbimiz için Meryem Ana'ya hem bu görevi üstlendiği için ona teşekkür ediyoruz. Aslında Hristiyan'ın Tanrı'ya teşekkür günüdür. Bu ruhla bu günü kutlayın ve bu ruhla göklerde bir yaşam olduğunu düşünerek orada yaşamak için ebediyen nasıl yaşanması gerektiğini bu dünyada öğrenin. Burada sevgiyle yaşamazsanız göklerde yaşayamazsınız. Burada imanla yaşamazsanız göklere giremezsiniz. Eğer Rabbiniz İsus Kristos'u kurtarıcı olarak kabul etmezseniz göklerde yerimiz olmaz. Onun için de İsa Mesih'in Rabbimizin dediği bana gelin ben de kalın. Gelin biz bugün ona teşekkür ederken diyelim ki Rabbimiz sana geldim. Aç kollarını. Hayatımın bütün günleri boyunca sende kalmak istiyorum. Senin buyrukların doğrultusunda yaşamak istiyorum. Kollarını al. Bırakma beni. Rabbimiz hepinizi kutsasın, bereketlesin, yuvalarınıza huzur versin ve dünyayı ve içinde yaşadığınız ülkeyi de her türlü belalardan, bu korona belasının gibi diğer belalardan ve aksiliklerden kurtarsın. Amin.